Bu arada kamuoyu tepkisi üzerine emniyet harekete geçti ve hayvan haklarını ihlal edenlere yönelik şiddet masası çalışmalarına başladı. Ama hep hukuki boyutunu konuşuyoruz. Şimdi Nevzat Tarhan, Profesör Doktor Nevzat Tarhan hattımızda. Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar efendim. Sağ olun. Siz de gün boyu izlediniz. Ben de sosyal medyadan sizi takip ettim, bu konuya verdiğiniz tepki. Hocam şöyle bir savunma yapıyorlar. Psikolojimiz bozuktu, hayvanlardan çıkardık. Nasıl bir şey böyle bir psikoloji hayvana şiddete yönlendirebilir insanı? Tabii bu psikolojimiz bozuk diyenleri aslında iki gruba ayırmak gerekir. Bir kısmı akıl hastası oluyorlar. Onların hukuki ehliyetleri, ceza ehliyetleri olmuyor. Ama bu olayda daha çok yansıyan gördüğümüz askerliğinin bitmesine 3 gün kalmış bir kimse. Herhangi bir akıl hastalığıyla ilgili bir özgeçmiş vermiyor. Böyle kişilerin psikolojimiz bozuldu demesi aslında kendini kandırma yöntemi olarak düşünmek gerekir. Bizleri de kandırma bu yöntemi değil mi? Olan kişiler, antisosyal kişilik özelliğinde olan kişiler böyle durumlarda psikolojim bozuldu der. Zaten alkollü olduğu da basına yansıdı. Bu tarz kişiler işlerinde acıma duygusu, merhamet duygusu olmayan kişilik özellikleri, B kümesi dediğimiz kişilik bozukluğu bu kişiler. Başkasının çektiği acıdan rahatsız olmuyorlar. Kendileri de aynı şekilde hiçbir bununla ilgili suçluluk, pişmanlık, merhamet hissetmiyorlar. Bu tarz kişiler toplumda maalesef yaygın. Bu tarz kişileri fakat benim orada görüntüden dikkatimi çeken bir şey var. O kedi atıyor, tekme atıyor. Çevresinden 3-4 kişi onu seyrediyor. Hiçbir şey yapmıyor. Tam bunu soracaktım. Onların psikolojisi ne alemdedir Nevzat Bey? Evet. Yani bu aslında onun dövmesinden daha tehlikeli bir durum. Yani birçok kötülük iyiyim diyen insanların hiçbir şey yapmamasından kaynaklanıyor. Mesela bu kişi nişanlısından ayrılmış. Bence nişanlısıyla ayrılmasında hangi dinamikleri var bilmiyoruz ama yani böyle bir hayvana acıma duygusu hissetmeyen bir kimse yani yarın evlilikte de benzer davranışları gösterecektir. İnsan hayırlı olsun demekten kendini alamıyor Nevzat Bey. Hatta biz böyle evliliklerde kadına yönelik şiddet gibi şiddet olaylarını gördüğümüz zaman kişileri araştırıyoruz. Çoğunda çocukluk döneminde şiddet olduğu gibi ailede şiddete karşı kedinin kediye karşı yapılan şiddet olduğu gibi şiddete karşı önem vermeyen eşler de ileride kendisine bir hayvan diyelim bir ailede kediye şiddet uygulanıyor. Eş gülüyor geçiyor kocası uyguluyor. Bir müddet sonra kediye şiddet uygular, kendisine de şiddet uygular, eşine de uygular. Bu küçük olaylar küçükken önleyebilmek önemli. Bu olay açısından da öyle düşünmek lazım. Yani bu şiddet olayları toplumsal olarak kültürel boyutu var, bireysel boyutu var ama onaylanan toplumlarda daha fazla, daha yaygın oluyor. Hocam bir de şunu sormak isterim size. Şimdi vatandaş da isyan ediyor. Yani psikolojim bozuk diyen bu tarz olaylarda sadece hayvana yönelik şiddette değil, insana başka bir şeye kurtuluyor. Yani psikolojim bozuk diyorsa bunun bir yaptırımı olmamalı mı? Bu insanlar tedavi olmak için bir yere konulmalılar, yani konulmamaları mı gerekiyor? Nasıldır bu? Nasıl bir prosedür işletilmedi? Yurt dışında nasıl? Tabii bununla ilgili şimdi cezaevinde olan kişilere bakıldığında cinsel taciz ve katillerin hemen hemen ortak bir özelliği vardır hayvana şiddet uygulamak. Yani bu kişilerin özgeçmişleri araştırdığında şiddet uygulamak vardır. Bu çok önemli. Bu kişiler çocukluk döneminde hayvana şiddet uygulaması önlenmiş olsaydı ileride katil olmayacaklardı. İleride eşine şiddet uygulamayacaklardı. Bu nedenle bir nevi pratik yapıyorlar yani öyle mi hocam? Ceza verilecekse eşine şiddet uygulanın ayağına kelepçe takmak yerine hayvana şiddet uygulanı önlem almak, olaylar büyümeden önlem almak, çocukluk döneminde bunun önlemini almak çok faydalı ve gerekli. Aslında burada bir hayvanı mal olarak görüyor şu andaki Türk Ceza Kanunu. Evet. Eğer sahipsiz hayvansa mal olarak bile görmüyor. Bu Türk Ceza Kanunu hayvana şiddet konusunda çok çok gerilerde kalmış. Hayvana şiddet konusunda duyarsız olan bir yasa insana şiddet konusunda duyarsız olmasının çok bir anlamı yok. Aslında özetlediniz bu sözünüzle. Biz önem vermeyince, yasalar önem vermeyince
Böyle şeylerin de önü açılıyor. Çok teşekkür ederiz Nevzat Bey, sağ olun. Evet, Profesör Nevzat Tarhan önemli bir konunun altını çizdi. Değişiklikler var, kamuoyu tepkisi gelince de bir takım değişikliklerin önü açılıyor ama bu konuyla ilgili örneğin çevredekilere dikkat çekildi. Bunlar ne yapıyorlar, müdahale etmiyorlar diye rütbeden bahsedildi. Belki çevredekiler üst rütbeli diye düşündüler ve korktular diyorlar ama burada bakın çok ciddi bir suç var. Dolayısıyla rütbeye, göreve, üzerindeki üniformaya falan bakmamamız gerekiyor ve müdahale etmemiz gerekiyor. Bu insanlık görevi.